Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Reader teknolojiyi inceleyeceğiz. Reader'da son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Fiyat grafiğine bakıldığında 21 Eylül'de işlem görmeye başladığın, ardından da güzel bir yükseliş serisi yaşadığını devamında bir düşüş kuvvetli bir tepki zirveye gidiş zirveye geçememesi birlikte tekrardan buradaki kazançlarını silerek destek noktasına park ettiğini görüyoruz. Şimdi reader tarafında arkadaşlar ee, bu nokta önemli yani teknik olarak önemli çünkü kırılmasıyla birlikte düşüşler devam edecek zaten buradan ikili tepe diye tabir ettiğimizde bir formasyon oluşmuş durumda. Bu iki tepe oluşmaz fiyat buradan toparlar dirence giderse burada net bir yatay bant olacak ki zaten burada görüntü itibariyle de bir bayrak formasyonu oluşmuş olacak. Onun da hedef fiyatını söyleyeceğim. Şimdi burada uzun vade alım yapmak isteyen arkadaşlar lidera e bir şans vermek bir teknoloji firmasını portfene eklemek isteyen arkadaşlar burada 19.42 önemli takip etsin. İsteyen arkadaşlar 3 kademe yapar. Nasıl 3 kademe yapar? Buradan ve daha önce döndüğü için bir geri dönüş mümkün arkadaşlar. Ancak kırılırsa düşüş devam edecektir. Buradan risk alınabilir. Yani 1990 19.40 seviyelerinden risk alınabilir. Desteğin kırılmasıyla fiyat 17 ve 15 seviyelerine çekilebilir. Bu iki kademe daha alıp uzun vadeli tutabilirsiniz arkadaşlar. Çok para risk etmenize gerek yok. 5 lira da olur 10 lira da olur. Daha önceki teknoloji şirketleri bakımında çok güzel getiriler sağlamıştı. Burada Reader'da aynı yolu izleyebilir. Özellikle 3. çeyrek plançosuyla birlikte farklı bir ivme oluşabilir hissede. Burada bizi ilgilendiren konu teknik tarafta şu anda bulunduğu nokta kırılırsa düşüş devam edecek 17 38 15 seviyeline diyelim 15 14 seviyelere kadar geri çekilme mümkün olabilir o yüzden isteyen 3 kadem alır isteyen de bu desteğin kırılacağını düşünür alt seviyelerden almak ister tamamen kendi tercihiniz arkadaşlar ancak 19 40 19 42 kırılırsa düşüşün devam edeceğini bilin fiyat bu desteği kırmazsa arkadaşlar o zaman işler e, yukarı yönlü hareketler için daha iyi olacaktır. Buradan risk alan arkadaşlar ilk etapta 22 seviyene doğru bir yükseliş görebilir, tepki hareketi şöyle göstereyim 21.50 seviyelere doğru bir yükseliş görülebilir. Yükselişin devamı için zaten bunun üstü lazım arkadaşlar yani 21'in 22'nin üstüne kalabilirse 24 seviyeli tekrardan hedef olacaktır ki bu da kısa vadede %25'lik bir getiri oluşturabilir arkadaşlar. Bu dikdörtgen diye tabir ettiğimiz yatay kanallar. Yani burası kırılmazsa burada bir yatay bant oluşabilir. Bu bant da 5 puanlık bir yükseliş işaret eder. Üst dirençten çıkarsa yükselişin devamını bekleriz ki 24'ün üstünde de 29-30 seviyesi teknik olarak hedef fiyat olacaktır. Ancak destek kırılırsa da aynı şekilde 4-5 puanlık bir düşüş de beklenebilir ki zaten burada Fibonacci seviyelere de gösterdim. Desteğin kırılması aşağı yönlü fiyat baskısı sürecektir. Satışlar o fiyatlara doğru geri çekilmesi mümkün olabilir. O yüzden dediğim gibi isteyen arkadaşlar 3 kademe risk alır. İsteyen arkadaşlar ben zaten almayacaktım. Takip ederim uygun fiyatlar gelirse alırım derseniz de 17-15 arasını uzun vade alım için takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada bir filama bayrak formasyonu mümkün arkadaşlar. Destek kırılmadığı sürece yani bu 19.42'den toparlar tekrardan 24-28 seviyesine giderse de güzel bir filama bayrak formasyonu olur, oluşmuş olacak. Bu formasyonda hedef fiyat arkadaşlar 38 seviyesidir. Yani Reader Teknoloji 19 42 seviyesine kırmaz toparlanırsa direnci aşması ile birlikte 38 seviyesi uzun vadede hedeftir. E, kısa ve orta vadede 29-30 seviyeleri hedef fiyat olacaktır direncin geçilmesiyle birlikte arkadaşlar. Reader teknik olarak bu şekilde arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.